Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, genel kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Dün ne yazık ki bir kez daha yüreklerimize kor ateşler düştü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ve geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz Saadet Partisi milletvekili Hasan abimizi de tekrar rahmetle anıyor, ailesine ve tüm Saadet Partisi camiasına sabırlar diliyorum. Değerli milletvekilleri, bütçe yalnızca bir gelir gider tablosu değildir. Bütçe o ülkeyi yönetenlerin sosyal adaleti, gelir dağılımını sağlama gibi bir amaçları olup olmadığını gösteren, iktidarın topluma bakış açısını ifade eden sosyal bir sözleşmedir. Üzerinde konuştuğumuz yatırımlar maddesi de bu açıdan ayrı bir önem taşımaktadır. Yatırımlardan beklentimiz iktisadi kalkınmaların yanında sosyal ve ekonomik adaletin sağlanmasıdır. Bütçe vatandaşın huzurunu, mutluluğunu, sağlığını, eğitimini, güvenliğini hedeflemeliyken yaptığınız her bütçeyle yıldan yıla gencinden yaşlısına umudunu yitirmiş bir toplum yarattığınızı bizzat veriler söylüyor. TÜİK verilerine göre bir yıl sonrası daha kötü olacak diyenlerin oranı 2003'te %9.2 iken 21 yıllık iktidarınızın sonunda 3 katına çıkarak %27'ye geldi. Siz bu ülkenin elindeki umudunu bile aldınız. Yazık bir ülkeye, yazık. Değerli milletvekilleri, AKP olarak önemini kavrayamadığınız bir gerçek var. Geleceğe yapılacak en iyi yatırım insana yapılacak yatırımdır. Ancak ekonomiyi, kur, borsa, kupon arsa, faiz gibi şeylerden ibaret gören bir iktidarın bütçede de insan odaklı bir bütçe yapmasını tabii ki biz beklemiyorduk. Nas var nas diyerek çıktığınız bu yolda icat ettiğiniz KKM öyle bir garabete dönüştü ki 1,5 yılda 315 milyar lira faiz verdiniz. Bu 315 milyar lirayla çiftçimizi, köylümüzü kalkındırabilirdik. Yeni yatırımlarla istihdamlar yaratabilirdik. Çocuklarımıza bir öğün ücretsiz yemek verebilirdik. Ama siz ne yaptınız? Zaten parası olan adama bu parayla faiz vermeyi tercih ettiniz. Değerli milletvekilleri, seçim bölgem olan İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin geçinme maliyeti geçtiğimiz yıla göre %78 artarak 47.493 lira olmuş durumda. Halkı mahkum ettiğiniz sefaletin siz de o kadar farkındasınız ki İstanbul'da yaşayabilsinler diye BDDK personeline 45 bin lira hayat pahalılığı tazminatı vermek istiyorsunuz. Peki soruyorum, geri kalan 18 milyon İstanbul'u ne yapacak? Bu ülkenin 85 milyon vatandaşı bu pahalılıkla nasıl başa çıkacak? Bakıyoruz, ekonomi yönetiminin de kafası karışık. Hazine ve Maliye Bakanı büyük şehirlerde kiralar geriliyor diyor. Ama Merkez Bankası Başkanı biz İstanbul'da ev bulamadık, müthiş pahalı, annemlere yerleştik diyor. Yani Amerika'dan birkaç ay önce gelmiş bir bürokrat bile ülke gerçeklerinin farkına varabiliyor ama bu ülkenin siyasetçilerinde hala tık yok. Hepinize Gaye Hanım'ın annesinin evine bir misafir olup Sadık Bey'i de dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu arada Merkez Bankası Başkanı bu endişelerinde çok haklı. Çünkü İstanbul'da 2 kişinin asgari ücretle yaşadığı bir ailede gelirin %75'i kiraya gidiyor. Ki o da ailede 2 kişi asgari ücretli bir iş bulabildiyse eğer. Siz belki gençler iş beğenmiyor, kadınlar iş aradığı için işsizlik artıyor diye vicdanlarınızı rahatlatabilirsiniz ama bu ülkede gençler, kadınlar
canları pahasına bu ekmek mücadelesini veriyor. Atanamayan öğretmenlerimiz inşaatlarda can veriyor. Çocuklarımız iş güvenliksiz ortamlarda meslek öğrenmeye çalışırken canlarını veriyor. Peki sizin vicdanınız sızlıyor mu? Hiç öyle görmüyoruz. Değerli milletvekilleri, bütçe üzerine konuşurken elbette tasarruf konusuna da değinmek gerekir. Bakan Şimşek sık sık tasarruf vurgusu yapıyor, kurumlara genelgeler gönderiyor. Ancak ne hikmetse bu genelgeler bir türlü saraya ulaşmıyor. Bakın, Cumhurbaşkanlığının örtülü ödenek harcaması 10 ayda 4.8 milyar liraya ulaşmış. Sadece Ekim ayında 1 milyar 25 milyon lira harcanmış. Bir ayda 1 milyar liraya neyi örtmeye çalıştınız da bu kadar paraya ihtiyacınız oldu, biz gerçekten merak ediyoruz. Yani uzun lafın kısası, tasarruf sadece vatandaşa zorunluluk olmuş bir duruma geldik. Sizin bilim dışı inadınız yüzünden çocuklarımız kör kalanlıkta aç bile okula gidiyor. Niye? Çünkü saraya yaptıramadığınız tasarrufu çocukların beslenmesinde yapıyorsunuz. Seçim öncesinde anaokullarında bir öğün yemek kampanyanızı seçimden sonra ne hikmetse kaldırdınız. Oysa burada yatırımı konuşuyorsak, bir ülkede yatırım ilk önce eğitime yapılmalıdır. Çocuklara, gençlere, onların temel ihtiyaçlarına yapılmalıdır. Yapmışsınız, gördük. Türkiye hazır, hedef 2023 başlıklı 2011 seçim beyannamenizde 2023 yılı için PISA sonuçlarında Türkiye en başarılı ilk 10 ülke arasına girecek diye hedef belirtmişsiniz. Ne olmuş? Türkiye tüm branşlarda OECD ortalamasının altında kalmış. Matematikte 39, okumada 36, fende ise 34. olmuşuz. İşte vaadiniz, işte gerçekleştirdiğiniz. Başka ne demişsiniz? 2011 yılında vatandaşa enflasyonu tek haneyi düşürmeyi vaat etmişsiniz. Geldiğimiz noktada TÜİK verilerine göre bile 12 aylık enflasyon %62 olmuş durumda. Bırakın enflasyonu tek haneyi düşürmeyi, alanı ekonomi olan liderinizin tutarsız, liyakatsiz, gerçekten uzak politikaları ve söylemleri yüzünden enflasyonda 3 haneyi gördü bu ülke, 3. Gelir adaletini her gün bozuyorsunuz. Yine OECD istatistiklerine göre OECD ülkeleri arasında gelir dağılımının en kötü olduğu 3. ülkeyiz. Yarattığınız gelir adaletsizliğinden 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımız zor durumda kalmış. Bizim çocuklarımız, gençlerimiz geleceğe umutla bakamayacaklar mı? Yaşlılarımız, büyüklerimiz huzur, refah içinde yaşamayacaklar mı? Hakları yok mu yani? Öyleler, öyleler. 21 yıllık AKP iktidarının ülkeyi içine sürüklediği felaketin en mağdurları gençler. Gelinen noktada her 4 gençten birisi ne eğitimde ne istihdamda. Onlar sizin gibi bu kadar rahat gülemiyorlar. Ve ailelerinin eline bakıyorlar. Siz yaşamamışsınızdır bunu. Yüksek öğretimine devam eden gençlerimiz ise barınma ve geçim kriziyle boğuşuyor. Gençlere reva gördüğünüz konaklama koşulları ortada. Gençler bugün hala 8 odalı, ben de tam onu diyorum, Hodri Meydan. Hiç haber vermeden gidelim, hem bir İBB yurduna gidelim, hem de bir KYK. Bakalım gençlere AKP neyi reva görüyor, Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar değer veriyor? Hodri Meydan. Siz bu halkı mutsuz ettiniz, umutsuz bıraktınız siz bu halkı. AKP iktidarında yetişen nesil olarak yoksulluğa mahrum bıraktınız. Bizim yaşlarımızda anne babalarımız tek bir maaşla ev, araba sahibi olup ev geçindirebiliyorken, bugün geldiğimiz noktada çok uzağa gitmeyelim, benim kendi arkadaşlarım kredi kartının tamamını ödeyemiyor. Senin öyle arkadaşların yoktur. Senin yoktur. Bırakın birikim yapmayı, yatırım yapmayı. Biz gençlerin artık temel ihtiyaçlarını nasıl alacağını düşünme
Canım, müsaadenizle. Siz cep telefonlarını bile bu ülkede gençlere lüks hale getirdiniz. Siz yaptınız bunu, tebrik ediyorum gerçekten. Ve üzülerek görüyorum ki 2024 bütçesi de toplumdaki bu karanlık tabloda bir derman olamayacak. Bu gerekçelerle kadınların, çocukların, gençlerin, bu ülkenin vatandaşlarının içinde olmadığı bu bütçeye red oyu vereceğimizi söylüyorum. Bütün genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler.